Selamun Aleyküm değerli tespit sever arkadaşlar. Bugün bize gelen elma atölyesinden bazı ürünlerden bahsedeceğiz, göstereceğiz ve hani kalitesini anlatacağız. Daha önce elma atölyesinden bana birkaç tane gelmişti. Bu Ahmet Elma'dan olsun, Mesut Elma'dan olsun belli ürünler geldi. Ve sizler çok beğendiğiniz için ben yine farklı farklı ürünler sizlere getirdim. 4 tane küre getirdim. Bir tane de şu tarz bir şey. Bunun ölçüsü kaçmış hemen bakalım. 11'e 8.5. 11'e 8.5 kesiminde bir sıkma keyri var. Çekimi nasıl diye soracak olursanız ilk başta görüntüsünden başlamak istiyorum. Sonra çekimine geçelim. Ee, bir yanlış yapmayalım. Görüntüsü gerçekten çok şık ve hani koleksiyonunda genelde usta ve sistemli imzalı ürünler toplayacak arkadaşlar için çok güzel bir ürün. Fiyat kalitesine gelirsek fiyat kalitesi olarak da gerçekten çok güzel bir ürün. 40 değil oraya bir kıl gelmiş. Fiyat kalitesi olarak da çok e, kaliteli ve uygun bir ürün. Hani günlük kullanım için de çok uygun bir ürün. Günlük kullanırken bu tespihiniz kaybolsa çalınsa o kadar da ahım şahım zorunuza gidebilecek bir tespit de değil. Ama koleksiyona koyduğunuzda da şenlenecek bir ürün. Şu an ben, ben kendi koleksiyonumun bazı ürünlerini satıştayım. Bazı ürünlerini de kenara ayırmaktayım. Dediğim gibi e, günlük kullanım için de koleksiyon için de gerçekten ideal olan bir ürün. Atölyeyi zaten çoğunuz tanıyorsunuzdur hani teker teker şimdi atölyeyi anlatmama gerek yok. Ürünlerini de genellikle mezatlarda görüyorsunuzdur. Sistemli ürün benim gerçekten çok ama çok hoşuma giden ürünlerden birisi oldu. 5 tane sağ olsun beni kırmadı. Normalde ondan aşağıya toplu vermiyordu. Beni kırmadı. Ben en azından hani kendi koleksiyonumda da bulunsun. Kendi tespit dükkanımda da bulunsun diye 5 tane aldım. İsteyen varsa bunlardan da size yardımcı olabilirim. Kürelerin renkleri çok hoşuma gitti. Şunu netleşsin. Kürelerin renkleri benim çok hoşuma gitti. 10 milim küre. Çekimi de gayet iyi. Normalde küreyi böyle ikili ikili çekemezsiniz. Elinize batar. 8'de olduğu zaman çok küçük olur. 12'li olduğu zaman çok büyük olur. Bence küre her el için, her ebat için 10'lu 10 milim daha iyidir diyebilirim size. Büyük ihtimalle küre tespit daha önce kullanmışsınızdır. Çok büyük oldukları için ikili şu tarzı çekemediğiniz için size keyif vermiyor olabilir. Bunu deme şöyle. yazıyı tam okuyamıyorsanız elma işaretini kesin görüyorsunuzdur. Bir Apple tespih. Şaka şaka. Sonra demeyin Apple'ın mi olur. Tabii ben buna inanıyorum. Ee, yine arkadaşlarımızın bazıları bu videonun altına da kötü yorumlar atacak. Ama unutmayın ki eleştiri ile kötü yorum arasında dağlar kadar fark var. Bu tespih kötü. Bu tespih Sıkma kiri var değil bu tespit, katelin değil bu tespit, Kuka değil bu tespit, Dandik, hani bunları tamam anlayış gösterebiliriz. Bunlara kimse zaten suç ve cezası da yoktur, ama hakaret etmenin cezası ağırdır. Bunu belirteyim. Hakaret ettiğiniz zaman tekrar tekrar düşünün. Savcılığa gidip şikayet duyurusunda bulunduğumuzda sizlerin başı belaya giriyor. Direkt savcılık'tan tazminat davası ya da e, hakaret davası açabiliyoruz. Bunun Suçun cezası hapis yoluna kadar gidiyor. Para cezası ve hapis yoluna kadar. Yaşlarınız genellikle 16 ile 18 arası hatta 20 yaş olduğu için genellikle ailelerinizin evinde yaşıyorsunuz. Ailelerinizde bu suç kağıdının gitmesini istemiyorsanız yorum yaparken bir tık daha dikkatli olmanızı tercih ederim. Bunu nereden diyeceksiniz derseniz geçen gün Anıl abimizin başına geldi. Anıl abimizin videosuna kötü bir yorum atmış bir arkadaş. Bu da gerçekten Anıl abiyi sinirlendirmiş ama sinirlendirmekte de sonuna kadar haklı Anıl abi. Kendini kurtarmak için benim ismimi vermiş. Daha önce konuşmuştuk. Benim videolarıma da devamlı kötü yorum atmıştı. Adam da hani pişman olmuş. Anladım gerçekten. Ama son pişmanlık bazen çok geç kalıyor. Anıl abiye de rica ettik. Anıl abi zaten direkt benim adım verdiği için bana geri dönüş yapmış. Sağ olsun bir seferliğe mahsusen şikayette bulunmayacak. Ama gerçekten bir daha böyle hakaret içerikli sözler. Karaktere. Yani şimdi videoyu çeken benim. Hadi benim karakterime laf ettiniz. Bunu hak veriyorum. Hadi ettiniz. Tamam hani. Ettiniz. Egonuzu tatmin ettiniz. Tamam. Ha, ben bunun karakterine laf edeyim. Ettiniz. Sonuna kadar. Ulan benim karımın, anamın, babamın, dedemin, atamın suçu ne? Bunlar ne yapmış olabilir sana? Ben video çektim. Yani nasıl bir olabilir ki bu kadar ağır bir küfre maruz kalma şansımız olabilir? Ee, diyeyim. Buna da sizlere dikkat etmeniz için uyarayım. İlerleyen zamanda başınız belaya girdiğinde yok ben bilmiyordum. Yok bana söylemediler. Yok şey yapmasınlar diye e, sonradan pişman olmayın. Bunu size baştan uyarayım. E, çünkü şikayetçi olacağım. Gerçekten bir daha e, benim ailem hakkında ya da e, ağır hakaretler içeren bir insanı direkt gidip savcılığa şikayet edeceğim. Diyeyim Bu videoya geçeyim. Şu muazzamlığına bak ya. Nasıl döndüm ama tekrar hemen. Reklam gibi girdik araya. Ama bu Mesut Elman'ın ürünleri, Ahmet Elman'ın ürünleri gerçekten piyasada sistemli olarak en güzel e, diyebilirim. En güzel diyebileceğim tarzlardan uygun fiyata e, atölye işi olarak. Benim çok hoşuma gidiyor. E, bazı bunları daha önce sattığım arkadaşlarım da vardı. Verdiğim hediye verdiğim arkadaşlarım da vardı. Onlar da bilirler ki gerçekten bu atölye çok güzel ürün çıkartan bir atölyedir. Şu renge bak. Şu ayraçlarına kadar farklı renk araçlarından sonra farklı renk. Bilmiyorum benim çok hoşuma gitti ya bu ürün. Ya bazen ürünler hakkında anlatılacak o kadar çok şey yoktur. Direkt göstermek daha iyidir. Direkt gösterdiğin zaman zaten karşı tarafın bundan etkilenir. Bilmiyorum bu adam bu fotoğrafı adamın sayfasında gördüğümde ben etkilenmiştim şahsen. Çok da hoşuma gitmişti. Şöyle Ya bir kere duruşu çok güzel değil mi? Bak şimdi şöyle tutayım. Bak. Duruşuna bak. Şöyle biraz netleyelim. Duruşu çok güzel değil mi? Sarı tonlarında full böyle hani sanırsın ki el işliği işlemişler böyle. Yok ama bu ham maddesinin şeyidir. Ya bilmiyorum çok tespihi 100-200 lira para veriyoruz da. Bu tespih o kadar bile bütçede değil. Ama çok hoşuma giden bir tespih. Şöyle sırayla tekrardan gösterip videoyu bitireceğim. Şöyle. Buna sürmüş galiba ya bu. Daha da şakır diyor. bir tespihin cam gibi olmasını istiyorsanız daha önceki videolarımda cam gibi tespih görmüşsünüzdür çekiminden güzelliğine kadar. Gerçekten onun için zamanlı olacak bir şey çekmeniz gerekiyor. Eğer ben uğraşamam diyorsanız direkt KUKA fiber tarzı ürünler alın derim. Fiber de öyle ya zamanla çektikten sonra düzeliyor. Ben plastikçiyim aga ya. Yine devam bunlara. Kim ne derse desin. Kanser ediyormuş, onu yapıyormuş, bunu yapıyormuş. Doğada zaten çoğu şey sizi kanser ediyor. Sinir es zaten kanser ediyor. Benim hoşuma gitti. Yani Bugün gelen hani tespitlerim de bunlar. Şöyle göstereyim. Bunlar. Eğer isteyen olursa özelden ulaşabilir. Koleksiyonuna koymak isteyen varsa gerçekten çok uygun fiyata vereceğim. Bunlardan zaten bir tane de iki tanesini kendi koleksiyonuma ayırmayı düşünüyorum. Çünkü rengi çok hoşuma gitti. Şu süt beyazı ya da şu ikisini kendi koleksiyonuma ayırabilirim. Üç taneyi de satabilirim. Ben tespit işine girdim. Hem kendi koleksiyonum şenlensin hem de tespit satışı yapalım diye girmiştim. O yüzden kendi koleksiyonumda düşünmem lazım. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Hepinizi çok seviyorum.